Herkese merhabalar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf öğrencilerimle birlikte bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun ismi Resfebe. Ancak oyunumuza geçmeden önce biliyorsunuz ki kanalımızda 5, 6, 7. sınıf sosyal bilgiler ve 8. sınıf inkılap tarihi ile alakalı konu anlatımı, soru çözümü, yazılıya hazırlık ve eğlenceli oyunlarla sizleri derslere hazırlıyoruz. Derslerimizi beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Şimdi gelelim resfebe nedir? Arkadaşlar resfebe resimler ve harfleri farklı şekillerde kullanarak bir kelime veya cümleyi bulmaya dayanan bir akıl oyunudur. Dikkatinizi ve konsantrasyonunuzu geliştiriyor ve yaratıcılığınızı arttırıyor. Resvebe'de öyle ne matematik bilmenize ne de genel kültür bilmenize gerek yok. Birazcık mantığınızı ve hayal gücünüzü kullanacaksınız. Peki resvebe nasıl çözülüyor? Örneğin resvebe'de bir tane örnek verdik buraya. C ve 1 rakamlarını görüyorsunuz. Bakın C harfi ve 1. Ne çıktı ortaya? C1 yani matematiğin diğer ismi. İkinci örneğimizde N harflerini görüyorsunuz. Kaç tane N harfi var? 6 tane. Bakın 6 ne? Yani altın. Ee, oyunumuza geçmeden önce şunu söyleyelim. Oynayacağınız oyun 5. sınıf sosyal bilgilerde işlediğiniz konularla alakalı. Buna dikkat edin. Ve ben soruyu sorduğum zaman resimleri görselleri gösterdiğim zaman durdurup siz cevap verebilirsiniz. Hemen gelelim birinci örneğimize. Burada bir harf görüyorsunuz ve siyah kutunun içerisindeki renge dikkat edin. Peki sizce bu ne olabilir? Evet, ilk ünitede gördüğünüz hak kavramını orada anlatmaya çalıştım. Geldim ikinci örneğimize. Bir kral, yol ve U harfini görüyorsunuz. Peki cevap olarak ne buldunuz? Tabii ki kral yolu. Değil mi? Lidyalılar yapmıştı hatırlıyorsunuz. Ticaret yapıyorlardı. Devam ediyorum. El görüyorsunuz. Sanayi görüyorsunuz ve t harflerini görüyorsunuz. Peki cevap olarak ne buldunuz? Evet, cevabımız el sanatıydı. El sanatlarında Galiba bu dönemde tüm okullardaki öğrencilerimiz tam olarak bu konuda olabilirler. Geliyorum diğer örneğimize. Bir çinli çocuk görüyorsunuz. Peki cevap olarak ne buldunuz? Çin ve i harfleri birleşiyor. Ne oluyor? Çini. Çini sanatı el sanatlarından bir tanesiydi. Geldim sonuncu örneğimize. Bu biraz daha zor, biraz uzunca. İlk fotoğrafta bir manav görüyorsunuz. G harfi ve bir at. Alt tarafta Ş, bir lale ve si. Bakalım cevabımız neymiş? Manavgat şelalesi. Evet arkadaşlar böylelikle resfebe oyunumuzu bitiriyoruz. Eğer bu videoyu bu oyunu beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Dersimizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.